kaç kere utanacağım senin yüzünden? Daha kaç kere mahcup olacağım seninle aynı kanı taşıdığım için? Güneş. Beni uyardın. Beni yokluğuna sınama. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim dedin. Ama ben seni dinlemedim. Senin nasıl bir cani olduğunu unuttum. Ya Hazar Bey'i bile... O kadar uzun boylu değil bak. Hazar'ın katil ben değilim. Meseleyi benim üzerime yıkmak istedikleri için Umut'u aldım. Gerçekler ortaya çıksın, o zamana kadar Umut benim garantimdir. Ya Hazar Bey mevzusunda suçsuz olsan bile bu senin daha önce yaptıklarını aklar mı? Ne istiyorsun Umut'u vermek için? Canımı garantiye alayım. Seni. Seninle gelirsen bitecek mi her şey? Biter. Çeker gideriz buralardan kızım. Tamam. Geleceğim senden. Gerçek. Reyyan'la Miran'ı rahat bırak. Umut'u geri ver. Savaşı bitir. Ben de seninle geleyim. Önce sen. Ben işimi şansa bırakmam. Tamam. Ama bana bir gün ver. En azından beni aile gören insanlara usulüce veda edeyim. Tamam kızım. O vakte kadar Umut bebeğe de iyi bakılacak. Merak etme, tamam? Eli silahlı adamlar sevmeye mi aldılar benim oğlumu? Sensinler diye mi aldılar? Senin yüzünden aldılar, senin yüzünden. Sen de mi bana aynı gözle bakıyorsun? Karşımda eski Aziz'i gördükçe elimden başka türlüsü gelmiyor. Yaptıklarım torunlarım içindi. Daha önce de evlatlarım için diyordun. Öyle değil mi Aziz'e? Nasıl? Umut'tan bir haber mi var? Yok! Umut'tan haber yok! Füsun yaptıklarının keyfini sürüyor. Senin yüzünden başa döndük Azize. Sen düşmanlarına bedel ödeteyim derken bedeli ailen ödüyor. Benim maksadım bedel ödetmek değildi. Hesap kapatmaktı. Oğlumun emanetinin hesabını. Ne zaman öfkeni harlasan bizi yakıyorsun. Görmüyor musun? Senin yüzünden evladıma katil diyordum neredeyse. Miran babasından, Reyhan evladından oldu. Ya bizi yaktığını görmüyor musun ha? Düşmanı yakacağım derken bizi yaktığını görmüyor musun? Eğer Umut benim yüzümden kaçırıldıysa... onu bulmak benim boynumun borcudur. Seni buraya son kez uyarmaya geldim Azize. Son kez. Umut bu eve dönünceye kadar hiçbir yere kıpırdamayacaksın. Hiçbir yere. Yoksa... evladının emanetlerini sana göstermem. Kapıları yüzüne kapatırım. Bin yıllık hasretimi yüreğimden söker atarım. Anladın beni? Eğri ağaçtan düzgün baston olmazmış. Duramam Masum. Duramam. Madem Füsun bir masuma göz dikti, duramam. Ben de onu evladıyla sınarım. Azize, Umut kaçırılmasaydı seni diri diri yakacaktı, öyle mi? Cihaz, sen ne söylediğini farkında mısın? Yarın öbür gün Umut bulunduğunda ne olacak, ne yapacak o Azize? Hiçbir şey. Azize istediği kadar gözünü kararsın. Benim arkamda babam varmış Handan. Benim için canını verirmiş. Bana bir şey olmasına müsaade etmezmiş. O çok sevdiği Ayşe'si var ya... beni korumak için onun önüne atladı. Biliyor musun? Ya sen ne zannediyordun ki Cihan? Kabul edemediğin neydi? Yaren'i azattan ayırabiliyor musun? Yaren'i korumak için katil olmaya gitmedin mi sen?
Babam abimi sevdiği kadar beni de seviyormuş. Haklısın sen. Ben o kadar çok abimle babamı kıskandım ki... artık gerçeği göremez oldum. Keşke gerçeği görmek için de abimi kaybetmem gerekmeseydi. Handan, ben abimi çok özlüyorum. Aklımdan çıkmıyor. Çok pişmanım ben her şey için. Keşke başımızda olaydı, yanımda olaydı. Böyle eline omzuma koyup Cihan oğlum diyeydi bana. Babam, abim, ben omuz omuza olaydık. Ama Miran ve Reyhan bundan sonra abimin emanetidir bana. Elim hep üzerlerinde olacak. İsteseler de istemeseler de. Çünkü bana bir şey olaydı abim böyle yapardı. Sana bir şey olmasaydı da yapardı. Yaren'le seni korumak için girmedi mi toprağın altına? Haydi. Reyhan'ın yanına gidelim. Bizi kovsa da çıkmayalım ya. Sen gitme, burada bekle. Tehlikeye atma oğlunu, götürecek dediler biraz. Nerede Umut? Sadece bir gece. Söz veriyorum. Yarın oğlumuz bizim olacak. Ne bir gecesi? Ne bir gecesi? O bir gece benim için bin gece. Sen nasıl izin verirsin başka yerde kalsın oğlum? Nasıl izin verirsin annesinden babasından ayrı dursun? Sen nasıl yakmazsın Midyat'ı? Nasıl yakmazsın? Benim tanıdığım adam yeri göğü birleştirir bana oğlumu getirirdi. Nerede oğlum? Cevap ver bana, cevap ver. Kimin aldığını biliyorsun, gittin dayandın kapısına. Niye eli boş döndün? Çünkü Umut'un iyiliği için böyle olması lazımdı. O kadının canını sökerim ama evladımı bırakmam. Bırak! Bırak gideceğim! Reyhan! Reyhan, babamın mezarın üstüne yemin ederim. Yarın Umut bizim olacak. Ben alacağım Umut'u. Ya yalvarırım, yalvarırım, dur. Söz veriyorum sana. Yarın Umut kollarında uyuyacak. Sadece bir gece. Tamam. Babacığım, baba, baba, bırakın ne olur alayım oğlumu, ne olursunuz. Kızım, sabretmek zorundayız. Ya siz, siz ikiniz de tanırdınız, ikiniz de ben tanırdınız. Siz nasıl, ben sabredeyim, ben nasıl? Beyin, son bir kez, son bir kez güven bana, tamam mı? Yarın Umut kollarında uyuyacak. Son bir kez inan bana. Nereden belli vereceği? He? Nereden belli vereceği? Verecek olsa niye kaçırsın benim oğlumu? Niye kaçırsın benim oğlumu? Miran'ın sözünü benim sözümle say. Ben iyi mi bilmek istiyorum. İyi, iyi. Reyhan oğlumuz çok iyi. Bak, Allah da bak. Bak. Sana özünü getirdim. Okulum, Söğüt okulum benim. Oy annem, oy annem yanımıza gelene kadar uyum. Korkma, görme kimse. Ben uyum. Vay be. Bir zamanlar dolup taşardın şad ol kona. Getireceğim sevdiğim, getireceğim. Yarın
Umut. Bizimle evimiz dolacak. Evimize. Uğramadığın evimiz mi? He? Uğramadığın evimiz mi? Sen evimizde olsaydın Umut zaten burada olurdu. Ev mi burası? Ev mi burası? Neresi benim oğlum? Nerede? Burası bizim evimiz. Benim oğlum nerede? Nerede oğlum? Nerede? Nerede benim oğlum? Riya. Oğlumun olmadığı yer ev mi? Ev mi? Reyhan, ne olur yapma. Bırak. Umut olmadan bunların hiçbir anlamı yok. Dur, ya. Yok. Reyhan. Bırak. Onu görsünüz. Onca yemin daha oğlumuzu evinde tutmayı bile beceremedin. Beceremedin. Bana her şeyi sen öğrettin diyorsun ya. Ben sana hiçbir şey öğretemedim. Git bana oğlumu getir. Bir daha da sakın bana bir şey deme oğlumu getirmeden. Bana bir şey deme git. Reyhan. Vay be. Üzüntüm, kederin benim hayal ettiğimin bile ötesindeymiş meğer. İstesem var ya, son verebilirim bütün acılarına ama yapmayacağım. Evladının yerini sana söylemeyeceğim Reyhan. Bana ettiklerine say. Ben yandım, şimdi sıra sende. Ay bu da kendi kendine koşuyor. Anne. Kız aşağıdan görmezsem hiç bilmeyeceğim ha geldiğini. Ne zaman geldin sen? Az önce geldim. Dama niye çıktın? Dam? Ben şey... Midem bulanıyordu. Hava almak istedim. Sonra sizi göreyim dedim. Ey hadi bakalım. Biz şimdi babana biraz Reyhan'ın yanına gideceğiz. Sonra oturursan beklersen görüşürüz oğlum kızım. Yok. Seni gördüm. Kapıdan da bir babama uğrarım. Sonra da dönerim. Malum biliyorsun. Evden çok uzak kaldım da Füsun cadısı söyleniyor. Cadı ki ne cadı ha o? Yaren. Bak kızım bütün bu olan bitenden sonra ben senin orada kalmanı hiç istemiyorum. Git şu pılını pırtını topla dön evine. Haydi kızım ya. Annem bak. Elbet anlayacaksın sen de. Orası benim evim. Ben ait olduğum evdeyim. Anladın? Neyse. Ben 5 dakikada babamı göreyim sonra da gideyim olur mu? Ne
Reyhan, kızım müsait misin? Yarın her şey bitecek Melan. Sen doğru olanı yaptın. Oğlun için. Oğlum için. Çünkü benim yanıma geldin. Daha çok küçüktün o zaman. Dedin ki... amca demek baba yarısı demekmiş. Ama ben hiç anlamadım. Yani benim babamın yarısı sende mi amca? Ben o gün... sana ne diyeceğimi hiç bilemedim. Ama artık biliyorum kızım. Evet Reyhan. Senin babanın yarısı bende kızım. Benim kalbimin yarısı da babandı. Size yaptıklarım için bu kadar geç kaldığım için senden çok özür dilerim Reyhan. Özür dilerim kızım. Bundan sonra Azat, Hüma, Yaren benim için neyse sen de Miran da olsunuz. Bundan sonra istemezseniz de yanınızdayım. Bana ihtiyacın olduğunda bir amca demen yeterli kızım. Bebeğimi getirir misin amca? Getirir misin bebeğimi? Oğlum ben sana. Sen hiç merak etme. Hiç merak etme. Evladını sana getireceğim kızım. Getireceğim. Getireceğim. Hiç merak etme. Üzmeyeceğim kızım. Sen üzmeyeceksin. Yarın Güneş Hanım konağa geldiğinde siz de yola çıkacaksınız. Miran Şahdoğlu çocuğun kendisine teslim edileceğini sanırken gideceksiniz. Çocuğun izini kimse bulamayacak. Anlaşıldı, tamam. Aga, sen Zeynep'i de alıp konağa geçer misin? Zeynep'in desteği Reyhan'a iyi gelir. Hem eğer sen de yanlarında olursan benim işim rahat eder. Tamam. Biz birazdan Mahfuz Baba ile çıkacağız. Haberleşiriz. O da geldi zaten.
Baba. Hadi eyvallah. Beyan. Beyan. Şimdi sakın korkma. Tamam mı? Sakın korkma. Babasıyla birlikte gidip Umut'umuzu alıp geleceğiz. Sana söz veriyorum. Ben de geleceğim. İzin vermem Reyhan. Ben izin istemedim. Geleceğim dedim. Ya Reyhan sen nereye geliyorsun? Biz neyin içine girdiğimizi bilmiyoruz. Ya beni dinlemiyor. Sen bir şeyden nüfuz baba. Miran haklı. Ben de gelmene razı değilim. Ya benim oğlum o kadının elinde. Ben nasıl oturup bekleyeyim burada? Reyhan oturacaksın. Umut için, bizim için, işleri daha da zorlaştırmamak için oturup bekleyeceksin. Lütfen. Nasıl güveniyorsunuz siz? Nasıl güveniyorsunuz o kadına? Nereden biliyoruz oğlumuzu vereceğini? Biz Füsun'a güvenmiyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Lütfen. Sakin ol ve bizi bekle. Bana bak. Gözlerime bak. Sana söz veriyorum. Oğlumuzu alıp geleceğim. İnan bana. Umudumuzu evine getireceğim. Eğer oğlumuzu getiremezsen sen de gelme. Hazırım. Bak kim geldi. Hayırsız kardeşin. Kadir kıymet bilmezsin. Huzursuzluğun. Deli bozuğun geldi. Ya abi. Burada böyle yatmak sana hiç yakışıyor mu? Ha? Ben şimdi kime çatacağım? Kiminle kavga edeceğim? Kime isyan edeceğim abi? Ha? Dağa binip ben sırtımı kime yaslayacağım? Bana katil dediler biliyor musun abi? Hazar'ı sen öldürdün dediler. Senin mezarına toprak atmaya bile müsaade etmediler bana. Sen beni kurtarmak için öldün. Ben bununla nasıl yaşayacağım abi? De bana ya, ben bununla nasıl yaşayacağım? Ama sana sözüm olsun. Önce torununu anasıyla babasıyla kavuşturacağım. Sonra da sonrası yok işte be abi. Benim artık hayattan tek isteğim var. Tez zamanda senin yanına gelmek. Allah korusun oğlum. Allah korusun. Evlat acısıyla yaşamak, ateşten gömlek giymekmiş. Ben o gömleği bir defa giydim. Bir defa daha giymeyeceğim. Emri hak vaki olduğunda bu mezara sen indireceksin beni. Üstümü toprakla sen örteceksin. Oğullar babaları gömmeli. Babalar oğulları değil.
Bana burada da dedin ya baba. Oğlum ben o sözleri acı içinde söyledim. Biliyorum baba. Biliyorum. Yani artık ben her şeyi anladım. Beni kurtarmak için nasıl mücadele ettin de biliyorum. Etmem mi oğlum? Etmem mi? Sen benim canımsın, ciğerimsin. Sen bildin. Benim abimin canına kıymadığımı bildin. Bildim oğlum. Aha buramdan bildim. Beni affet Can. Affet beni. Benim senden başka kolum kanadım yok artık. Bu hasta, ihtiyar yürek. Bu acıya fazla dayanamaz zaten. Ben ölmeden beni affet oğlum. Estağfurullah baba. Estağfurullah, Allah sen başımızdan eksik etmesin. Evet. Burada işimiz bitmiştir. Ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmışım. Azze'yi evim dediği konaktan atmak yetmedi. Onu köksüz bıraktım. Bir nasuhtur kalan ama Cihan'ı öldürsün, onu da kaybedecek. Gelişimiz bayağı şanlı olmuştu ha. Gidişimiz değil olsun. Ne yapıyor ki çık Şadoğlu? Güneş Hanım geldiğinde aile yola çıkacak. Umut Şadoğlu bu şehirde kalmayacak. Hadi bakalım. Şadoğulları da bir ömür evlat hasretiyle yansın. Benim kızıma yandığım gibi. İşte konular nereye bile ya? Şevda çay yapmıştır, halanızla bir kahvaltı. Ya çok merak ediyorum. Bunca yaptığın şeyden sonra hala nasıl konuşuyorsun? Nasıl bu kadar yüzsüz olabiliyorsun? Kime diyorsun ya, bana mı diyorsun? Yok ben kimseye haksızlık etmem. Herkese hak ettiğini vermişim. Sana da öyle. Yani bak sana dedim ki Aslan Bey'dir. Soyumuzun devamıdır. Ailenin reisidir. Ha soy devam deyince kız ne zaman bir haber vereceksin ay şöyle bir erkek torun haberi. Aslan Bey'in devamı. Müjdeli bir haber diyorum. Tövbe yarabbim. Neden? Onu da kaçırmak için mi? Mıhmafi. Ya bir Aslan Bey adı yani hani böyle nasıl bir güç verir görürsün değil mi? Kocasına da buna da haddini bildirirdim de ben bakma. İşimiz çoktur. Görüşeceğimiz yere gidelim Halit Haydi. Gidelim işimize bakalım öyle değil mi? Reyhan Hanımcığım, ah. Hava serin, üstünüze de hiçbir şey almamışsınız. Hiç de bir şey yemediniz. Hadi bir lokma çorba için. İstemiyorum Asiye. Bir iki kaşık ha. İstemiyorum. Evladım sağ salim şu kapıdan girene kadar bana uyku da yemek de alayım. Bir hanım geldi, sizi görmek istiyorum. Söyleyeceklerim önemli. İki dakika dinleyin beni. Babanızın çok iyiliğini gördüm. Nur içimde yatsın. Evlatlarım onun sayesinde okudu. Evime aşım onun sayesinde girdi. Başsağlığı için. Benim buraya gelme sebebim... duydum ki evladınız kaçırılmış. Bir şey mi biliyorsun? Söyle Allah
aşkına bir şey mi biliyorsun söyle. Onlar mıdır bilmiyorum. Ama dün bizim köye bir araba geldi. Nasıl desem karanlık adamlar kucaklarında bir bebek. Tuhafıma geldi de pek de üstüne düşmedim. Ama bugün çarşıya inip senin bebek ile ilgili meseleni duyunca... Beni köyüne götür ne olursun. Reyhan Hanım, ben yalnız bir kadınım. Eşim 2 sene önce sizlere ömür. 3 küçük yetimim var. Bu adamlar beni senin yanında görürlerse... Tamam. Sen adresi ver bana. Adresi ver, gelme. Gelme, adresi ver. Arabaya getirin çabuk. Çabuk. Fırat! Reyhan ne oluyor? Durma, vakit yok. Yolda anlatacağım, yolda anlatacağım. Haydi. Kimse yok mu? Hayırdır inşallah. Amirim, ne oldu, bir durum mu var? Yeni bir ihbar aldık Handan Hanım. Arama yapacağız. İhbar mı? Ne ihbarı? Hazar Şadon'un vuran silahın burada olduğuna dair. Benim abime kıyan silahın burada ne işi varmış? Baba. Hayırdır amirim? Abimi öldüren silahı burada arayacaklarmış baba. Bu ne demek oluyor? Daha önce yaptınız ya arama. Katili dışarıda arayacağınıza... Ben katili bulsam kendi ellerimle vereceğim cezasını. Üstelik burası cenaze evi. 2'de 1'de buraya gelmeniz doğru mu amirim? Yeni bir soruşturma başlattık Nasuh Ağa. Buyurun. Arama iznimiz. Lütfen bize zorluk çıkarmayın. Size zorluk çıkardığım falan yok. Söylüyorum, katili bulsam vereceğim cezasını. Ama siz burada vakit geçirirken... katil elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Amirim, burada saklanmış bir silah buldum. O da kime ait? Ya bizim odamız ama imkansız bu. Benim kocam aklandı, siz de biliyoruz baba. Aklandı benim kocam. Şu anda nerede kendisi? Bilmiyorum ama gelir. Anladım. Eve gelirse eğer karakola gelmesini söyler misiniz? Biz de kendisini arıyor olacağız. İyi günler. İyi günler. Baba mümkün değil bu. Baba imkansız olmaz. Bu işin içinde bir şey var. Tamam mı? Halledeceğiz, bulacağız. Baba nasıl olur böyle bir şey? Tamam, tamam. Baba. Baba. İstediğini yaptım. İhbarda bulundum. Şimdi birazdan silah aramak için Şadoğlu konağına gidecekler. Vallahi şaşırttın beni ya. Hiç böyle bir şey beklemiyordum biliyor musun Miran Şadoğlu? Öz amcanı sattın he. Evlat neler yaptırıyormuş değil mi? Sıra sende. Derhal bana oğlumu vereceksin. Böyle emri vakit konuşmasak. Hı? Zira çocuğun hala elimdedir. Hemen bana Umut'u vereceksin. Yoksa sen öldürürsün. Miran dur sakin ol sakin. Tamam mı, sakin ol. Kayınbaban dinle kayınbabanı. İşleri daha fazla yokuşa sürme, sabrımızı da zorlama. Sözünü tut. Lan tamam, tutacağım sözümü. Tutacağım delikanlı gibi. Jandarma bir gelsin, silahı bulsun, tamam. Ne yaptınız? Tamam, anladım. Ne oldu lan? Jandarma silahı bulmuş. Ama Can Ağa kaçmış. Ne? Aa bak bu olmadı ya. Can kaçmış. Umut nerede? Tamam. Çocuğu al. Götürsünler, hadi versinler çocuğu. Sen de geleceksin. Sana güvenmemem gerektiğini bilecek kadar iyi tanıyorum seni. He Azze, he. Ney? Lan. Ya anlaşma bozuldu. Ne demek anlaşma bozuldu? Babaannene sor ne demek anlaşma bozuldu. Dur bir dakika dur. Ne oluyor? Bak kızımı kaçırmış almış götürmüş tamam mı? Eğer kızıma bir şey olursa bırakın sizi. Allah'ın rızı katlederim lan. Sen. Babaanne. Babaanne.
Bu ne? Hiçbir farkın yok senin Füsun'dan. İkiniz de aynısınız. İkiniz de delirmişsiniz. Bunu yapmak zorundaydım, kusura bakma. Ha, kusura bakmayayım öyle mi? Tamam. Tamam, ben kusura bakmam. Ama Füsun Umut'a zarar verdiğinde Reyyan'a da aynen böyle söylersin. Umut'a bir şey olmayacak. Seni bırakınca Füsun da Umut'u bırakacak. Hani ben şöyle yandım, böyle yandım diyorsun ya Aziz Aslan Bey. Sen ateşin ta kendisisin. Bütün aslan beyler gibi dokunduğun her şeyi yakıyorsun. Biran. Ya baba ne, sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ne yapmışım? Ya bir de ne yapmışım diyor. Her şeyi mahvettin, her şeyi. Tam oğlumu almak üzereydim. Füsun'la anlaşmıştım. Hatta'yı kaçırmak ne demek? Biran. Neredesin söyle? Bak beni dinle. Söyle. Söyle neredesin? Biran buraya geliyor. Çok şükür kurtulacağız bu saçmalıktan. Senin saçmalık dediğin iki günlük Sabi'nin hayatı. Füsun Umut'u bırakır mı sanıyorsun? Nasıl yani? Reyyan'la Miran'a yardım etmek istiyorsan benimle kalacaksın. Füsun'u ancak senin canınla durdurabiliriz. Füsun, dinle beni. Şimdi babaannemin yanına Azra'yı almaya gidiyorum, tamam mı? Sakın bir delilik yapma. Kızım bana getir Miran. Getir ki oğlunu götüresin. Eğer getirmezsen ömrün boyunca saçının teline hasret kalırsın. Azze, oğlunu öldüren silahın Cihan'ın evinde yakalandığını biliyor. Bilmiyorum hanım abi. Öğren, tamam. Şadıoğullarının bebesini götürdüler ya, o aile idara geri dönsünler. Kızımı o diri diri yakan Azze'nin eline bırakamam ben. Emin misin Sanma? Hani çocuğu bir daha görmeyecekler demiştin. Ben sana mı soracağım emin miyim değil miyim? Ne diyorsam onu yap. Hala umut elimde. En büyük silahım hala umuttur. Kızıma zarar veremeyeceksiniz Şadoğlu'lar. Veremeyeceksiniz.